Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hayati, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz film Organize İşler 2 Sazan Sarmalı. Aslında bu filmi önümüzdeki hafta yayınlayacaktım. Daha başka bir video çekmiştim. Ama duyduğuma göre, daha doğrusu şaşırdığıma göre, Bir Gece Ansızın o fragman, evet, Netflix Türkiye'nin bildirimine geldi. Şu an konuşamıyorum çünkü yeni uyandım. Netflix Türkiye'nin YouTube kanalından bir bildirim geldi ve artık Netflix'teydi. Bunu hemen video çekmek isterdim ama biraz araştırmaya koyuldum. İyi ki de araştırmışım. Az önce bir 10 dakika 15 dakika önce BKM'nin kamuoyuna bir açıklama yaptığını duydum. Ve bu açıklamada hem sinema ve film yapımcılarla olan kavgadan bahsediyorlardı ve bunun sonucundaki gireceği yasanın 1 Temmuz'a ertelenmesini, ama o 1 Temmuz'da ertelenmesine rağmen biz filmleri sokuyoruz vizyona demişler. Ve bunun yanında Netflix konusuna gelecek olurlarsa daha global bir izlenme ve yurt dışındaki insanların da, yurt dışındaki Türklerin de izlemesi için Netflix'te anlaştıklarını söylemişler. Ve bu Netflix'le anlaşma olayları çok güzel olmuş. En çok beğendiğim şeylerden bir diğeri ise sadece Organize İşler 2 ile Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ile sınırlı kalmayacağı, yani diğer BKM filmlerinde yakında Netflix'te görebileceğiz. Sinemada yayınlandığı gün değil de sinemada yayınlanması devam ederken Netflix'te yayınlanacağı söyleniyor, yani açıklamada. Açıklamayı unutmazsam şuralara bir yerlere koyarım. İzlersiniz, okursunuz. Evet, izlersiniz. Açıklamayı da izlersiniz. Evet, şimdi bu açıklamayı yaptığımıza göre daha önce geçen hafta çektiğim ama önümüzdeki hafta yayınlayacak olup şu Netflix olayından dolayı daha öne çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. Video daha eski şekilde, kıyafetlerim ve tipim değişik olabilir. İyi seyirler Şimdi, dilerim. Şöyle söyleyeyim. Filmde gerçekten Kıvanç Tatlıtuğ bir müthiş oynamış, süper oynamış. Saruhan karakterini o kadar güzel tutturmuş ki, filme gitmek istemeyenler, o nete düşsün de izleriz diyenlere buradan sesliyorum. Kıvanç Tatlıtuğ için o filme gidilir arkadaşlar. Evet, video bitti, gidebiliriz. Yok yok, şaka yaptım. Şimdi filmimiz, evet, Kıvanç Tatlıtuğ reklamı yaptıktan sonra devam edebiliriz. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetip oynadığı bir filmdir. BKM çıkışlı olmakla beraber bu filmin yayınlanana kadar çok sıkıntılar çekildi. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Sinemalarla yapımcılar kavga etti. Ve kavgayı başlatanlardan biri de sanırım Yılmaz Erdoğan. Bilet fiyatından fazla mısır paralarından dolayı şikayet edildi. Hangi sinema olduğunu söylemeyeceğim çünkü tam ben de bilmiyorum. Ama bilmem ne, C ile başlayıp M ile biten bir sinema olduğunu düşünüyorum. Ortasında X var. Her neyse, bu kadar reklam yeter. Belki şu an o izleyenler de şey yapıyordur, bana kızıyordur. Buradan o C ile başlayan, M ile biten, ortasında X olan sinemanın sahiplerinden özür dilerim arkadaşlar. Çok kendimi kaptırdım şu an. Evet, boş yaptığımıza göre 1 dakika boyunca, hatta 1,5 dakika boyunca şimdi filmi anlatmaya geçebiliriz. Filmin ilki bundan 15 sene önce çıkmış. Tam olarak yılını hatırlayamayacağım. Say diyorsunuz ama şu an sayamayacağım. Çünkü 2004 olması lazım matematiğime göre ama tam güvenmiyorum. Şaka şaka, tam bakmadım ama 2004 ya da 2006 yıllarında çıkmış film. İkisinden biriydi. Kameraya neden bakmıyorum diye sorarsanız, spoiler falan yok buralarda. Spoiler. Spoiler yok mu acaba? Her neyse, çok saçmaladım. Altta yazımazı yazmıyor. Birkaç buzdolabı üstüm var. Buzdolabının üstündesiniz de onlar dikkatimi çekiyor. Her neyse, tamam, durduk. Şimdi filmi anlatmaya geçebilirim arkadaşlar. Filmimizde Asım Oyan isimli kahramanımız ve Sarı Soruhan isimli kahramanımızın üzerinden geçen bir film olmasını düşünüyordum. Ama asla öyle değil. İlk filmdeki gibi aile baskısı diyorum, pardon, ailenin gücü filmde kullanılmış. Çok usta oyuncular var. Benim çok sevdiğim oyuncular var.
Oyuncuları kısaca saymak gerekirse sıralama yok tabii ki hiçbirinde. Yılmaz Erdoğan. Neden söyleyemedim birden bilmiyorum. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve şu an adı bunlar aklıma geldi. Evet, Ersin Korkut'u da hatırladım şu an. Vesaire vesaire oyuncularımız var. Oyuncularımız çok güzel oynamış. Spoiler vermeden bu filmi anlatabilir miyim bilmiyorum şu an. Keşke fragmanı izleseydim. Kısacası hikayeyi anlatayım. Spoiler versem de özür dilerim arkadaşlar. Ama spoiler yok diye söylüyorum ben size. Bu arada arka plan ne kadar pis şu an fark ettim. Her neyse, video başladık artık. Evet, film şöyle başlıyor. Kızımız, yani şeyin kızı, Asım Oyun'un kızı evleniyor. Daha doğrusu evlenemiyor çünkü nikah gününde konuşamıyorum. Damadı dolandırıyorlar arkadaşlar. Ve kısacası Asım Oyun bunları peşine düşüyor ve film böyle. İzlenirim konusuna gelecek olursak bu filme izlenir, bu filme gidilir veriyorum. Çünkü neden? Bu filme gidilir, bu film izlenir veriyorum. Nedenini de söyleyeyim. Filmin konusu çok geniş ama spoiler vermeden anlatılabilecek bir film değil. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Ama şöyle yapın, sinemada gidin arkadaşlar. Nete düşmesini beklemeyin. Neden beklemeyin diye söylüyorum. Birazcık katkınız bulunsun böyle yapımlara. Habire netten geçinmeyin. Ama yabancı film olursa gidin değil, gitmeyin diyeceğim. Her neyse, tamam, bu konu başka video konusu. Evet, kısacası 4 dakikalık boş yapmamın sonucunda filme gidilir veriyorum. Bu filme kesinlikle gidilir arkadaşlar. Bu filme neden gideceğinizi de şöyle söyleyeyim. Sarı Sörüğün için, Asım Noyan için ve 15 yıl sonra gelen filmin devamı için bu filme gidilir. Film komedi, dram dallarında bence ödül bile alabilir. O kadar güzel söyledim. Onun haricinde Hedefim Sensin'i burada beğenmemiştim. Bu filme belki gitmeyebilirsiniz demiştim ama o filmi neden beğenmedim ben de bilmiyorum. Şu an neden o konu açtık ben de bilmiyorum. Her neyse, çok boş yaptım. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Aşağıdaki sosyal ağlarımdan da beni takip edebilirsiniz. Unutmayın, o sosyal ağlarda spoilerlar, arka spoilerlar, arka, tabii ki şaka şaka. O sosyal medya hesaplarımda videoların kestiğim, kırptığım yerlerini belki buraları da keserim. Ama kesmeyebilirim. Tabii ki bu bana kalmış bir şey. Her neyse, kısacası hemen toplayayım. Aşağıdaki sosyal ağlarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun ve like atın diyorum. Sosyal ağlarımdan spoilerları, kamera arkalarını ve yayınlamadığım şeyleri paylaşıyorum. Belki de bunları da yayınlamayacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum.